Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ayet anlatımlarına devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen hayvanlardan birisi deve. Deve çok önemli bir hayvan. Hem kesilip yenebilen, temiz eti olan, sıcağa dayanıklığı, koşullara uygun yaratılmış. Ayrıca peygamberimizin kusvası olan deveyi de hatırlıyoruz bu arada. Deve çok önemli bir hayvan. Bir zamanlar attı. Ondan önce deveydi. Yani üzerine binilebilen, eşya taşıyabilen, kervanlarda kullanılan neredeyse tır diyebileceğimiz bir hayvan. Evet, ayetlerden birini görelim. Gaşiye suresi 17. ayet. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Kelimelere bakalım biraz bakmıyorlar mı? Yani araştırmıyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? O deve nasıl yaratılmış? Bir düşünün, bir araştırın demek. Evet, bilim adamları araştırmışlar. Sormuşlar, soruşturmuşlar. Bakalım neler bulmuşlar. Evet, devenin kamburu var görüyorsunuz. Buna biz hörgüç diyoruz. Tek hörgüçlü, iki hörgüçlü olanlar var. Evet, Hörgüçün içerisinde yağ deposu var arkadaşlar. Bu yağ deposu yemek yemediğinde sıcakta vesaire enerji deposu olarak kullanılıyor. Yani yağ eriyerek enerji veriyor. Bakalım daha neler var? Sıcağı çok dayanıklı. 40-50-60 derece sıcaklıkları var çöllerin. Oralardan geçer sıcağı öhbele demez. Ayakları sıcaktan yanmaz sıcak kumlardan etkilenmez. Su içmeden haftalarca susamadan etkilenmez. Susamaz yani. Derisi kalın, böcek sokması olmaz. Çöldeki dikenli atları yemeyi, otları yemeyi sever. Yiyeceği de böyle bakın. Çöldeki dikenli otlar. Ağzına nasıl batmaz? Bilemedik. Kum çöllerinde Yürüyüşte atiklik ve kıvralıklık sağlar. Şeffaf göz kapakları vardır. Kum fırtınalarında iyi görmeyi sağlar. Sütü inek ve keçiden daha fazla yararlıdır. Ülser, mide sancıları, kansızlık, astım hastalarında tedavide kullanılır. Görüyorsunuz değil mi? Allah'ın mükemmel yaratma sanatı var burada. Ayrıca deveyi, araştırma yapmayı öneriyordu ayrıca burada. Şunu da söyleyelim arkadaşlar kısaca. Deve çok önemli bir hayvan. Ve bize çok faydası olduğu gibi araştırmamızı da öneren allah Teala deveden çok şey öğreneceğimizi de söylüyor. Ha Bunun yanında şunu da söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de geçen hayvan, bitki, dağ ne olursa olsun kelime neyse onu araştırıp Oradan ibret almamızı, bilim alanında kullanmamızı, teknolojiye faydası olacağını, insanlığa faydası olacağını, buluşlar, keşifler yapabileceğimizi de dikkat çekip anlatmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Herkes çalışmaya devam etsin. Bugünlük konumuz deveydi. Başka gün başka bir konuda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Ne kadar çok videomuz beğenilir, ne kadar çok abone olur ve izlenirse başka arkadaşlarımız da videolar izlerken önüne çıkar, faydalanırlar. Haydi bakalım. Kolay gelsin.